Peki, düşüncelerinizi, fikirlerinizi almak üzere bugün bir araya geldik. Bizi bu araya getiren sevgili İhsan Biçer abimize çok çok teşekkür ediyorum ev sahipliğinden dolayı. Sevgili dostlar, ben diyorum ki batan güneş için ağlamayın. Doğacak güneş için neler yapacağımıza karar verelim. Onun için bugün sizlerle beraber buradayız. Ev sahibi İhsan Bey'i mikrofona davet etmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, mikrofonu açtın kazan. Değerli meslektaşlarım, sayın basın mensubu arkadaşlarım, evinize hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Ali İhsan Biçer, ilçenin Kotepe'de Emlak Gayrimenkul Türkiye Ofisi'nin kurucusu ve sahibiyim. Biraz sesli konuşalım, mikrofonu da kan. Duyuyor musun? Yani, mesleğimize dair sorunlarımızı bir kez daha dinlemek, çözümüne dair görüşlerimizi paylaşmak, bir araya paylaşmak için bir araya gelmek. Bu nedeniyle bizlerin yaşadığı, hatta yaşatılan bir dizi olumsuzluğu tek tek saymayacağım elbette. Ancak temelsiz ve bütünlükten yoksun, sözde tekbirler dışında sorunlarıyla baş başa bırakılan bizlerin, ben yapıyorum olduğu çoğulcu değil, birinci düşüncelerin yansıması, sıkıntılarımızın sayısını arttırmıştır. Çözümsüzlüğün birikmesinin sağladığı bilinen bir gerçektir. Mesleğimizi icra ederken keyifle alamıyoruz artık. Maddi olarak ise hak ettiğimiz çok gerisinde yaşamayan, ayakta kalıp bir mücadelesi içindeyiz. Beni tanıyanlar bilir. Yıllarca Bakırköy'de 16'da derneğin Çin'de sivil toplum kuruluşlarında, spor kuruluşlarında, yardım koruma ve yaşatma derneklerinde, okul aile birliği oluşumlarının yönetici kadro olanında görev yaptım. Bu itibariyle süslü sözlerinde, boş vaatlerinde doğru yanıtlar olmayacağını, sorunların çözülmesi için somut adımların atılması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Hayatın her alanında samimiyet öyle bir değildir ki birçok insanın yüreği buraya etmez. Zira işlenlik tüm başarıların kaynağıdır. Samimiyet, yoksulluğun, kuvvetlerin kaybolmasına sebep olduğunu biliyor ve inanıyorum. Bizlerin doğrudan ilkeli bir birliktelik sağlamamızın öncelikli olduğuna, meslek odamızın şahısların değil, bütün emlakçıların yuvası olmasına, sağlanmasına, tek düşüncemiz ve mücadelemiz mesleğimizin sorunları olması gerektiğine inancım damdır. Kendi adıma tecrübelerim ve yeterlilerim değildir, süslü, yürekleri boş insanların yönetimindeki bir odanın zorunlu mensup olmak istemiyorum. Hür irademle dayanarak samimiyetine tam kanaat getirdiğim Sayın Adnan Yeşiltaş'ın düşüncelerini, önerilerini, hizmet dair sözlerini tam müttefiki olmaktan onur duyduğumu, birlikte çalışmaktan büyük keyif alacağımı sizlerin huzurunda beyan ederim. Sözlerime son verirken yeni yıl her birimize, ailemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini, tüm insanlık için yaşanması, güzel bir dünya sağlamasını diliyorum. Davetimize katılan sizlere tekrardan minnet ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bravo. Konuşmalarından dolayı Sayın İhsan Biçer abimize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bugün kahvaltınıza iştirak eden değerli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Avrupa Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Sayın Mehmet Keklik Bey yanımızda. Lisanslı Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Karabet Hemengül Bey aramızda. Yönetim kurulunda Sayın Ali Poyraz Bey aramızda, Polay Bey aramızda. Yine yönetim kurulu üyelerinden Muammer Çubukbüle yanımızda. İstanbul Emlakçıları Kurucu üyelerinden Sayın Meltem Önder hanımefendi aramızda. Yine İstanbul Emlakçıları Odası'na çok büyük emekleri olan, zaman zaman görev alan çok kıymetli hanımefendi
Alev Yaman hanımefendi aramızda. Sevgili dostlar, İstanbul Emlakçılar Odası'na büyük emekler veren, 3 yıldan beri bu görevi başarıyla sürdüren, fakat haksızlığa boyun eğmeyen, yanlışlıklara gönül vermeyen, artık dur demenin zamanı diyen, dimdik ayakta duran onurlu bir hanımefendi aramızda, Aylin Uysal hanımefendi. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Sevgili dostlar, bu yola çıkmamızın tek bir amacı var. Hiçbirimiz birimize hasım değiliz. Hiçbirimiz birimize düşman da değiliz. Bu hizmet yarışı. Sevgili dostlar, şunu bilmenizi isterim. Oda bizim. Bu odanın sahipleri bizleriz. Yani genel kurul üyeleri. Birileri orada saltanat sürmek için 22 yıl görevde kalmak zorunda değil. Ben hep toplantıda şunu söylüyorum sevgili dostlar. 22 yıldan beri bu oda için yapılan 3 tane olumlu şeyi söylesinler. Tüm samimiyetimle söylüyorum, canı gönülden gidip destek veririm. Maalesef ben hiçbir şey görmedim. Sizlerin de takdirlerinize sunuyorum. Şimdi bu kötü gidişe dur demek için 40 yıldan beri Beşiktaş'ta ofisi olan, adresi değişmeyen, telefon numarası değişmeyen, İstanbul Ticaret Odası'nda bilirkişilik yapan, bölge idare mahkemelerinden kamu kurumlarına raporlar yazıyan, aynı zamanda en büyük özelliği, sevimli özelliklerinden biri şair olması. Sevgili dostlar, şairden, sanatçıdan zarar gelmez hiçbir zaman. 40 yıldan beri mücadelesine hiç bırakmadan, bu mesleğin saygınlığı için, kurumsal yapması için, hiç mücadeleyi bırakmayan şu andaki başkan adayımız, sevgili Adnan Yeşiltaş Bey'in konuşmasını yapmak üzere mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, benim kıymetli meslektaşlarım, hepinizi yürekten saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, dünyanın aynı safta savaştığı, tek düşmana karşı birleştiği büyük bir belayla karşı karşıyayız. Bu pandeminin içerisinde, bu süreçte ebediyete intikal etmişlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerken, böylesine riski göze alıp da bugün burada olan öncelikle hanımefendileri, sonra beyefendileri, yürekten kutluyor, hepsinin alnından öpüyorum. Sabah hazırlanırken evde 4 yaşındaki kızım var, Zerem var, 14 yaşında LGS'ye hazırlanan Zeynep var. Allah'ım şu görevi sonuçlandırmamı bana nasip eyle dedim. Hastalığı düşünmüyorum. Düşünün dostlar, bunu kalben söylüyorum. Bir yola çıktık ki kendi canımı düşünecek durumda değilim. Şu konuyu bir sonuçlandıralım. 40 yıldır kamelen yaramdır benim bu. Sevgili dostlar, başka bir işin gücün mü yok? Adnan Yeşiltaş, nedir bu kadar seni yaramayan derseniz şuna inanıyorum. Tam demokrasi, özgürlükler ve insan hakları sadece ve sadece kapımızın önünü süpürmek de mümkün. Öbür türlü kendi mesleğinin sorunlarına kayıtsız kalmış, apartman yönetimine kayıtsız kalmış, muhtarını seçmeye gitmemiş, fakat çıkıp iktidarları beğenmemiş, herkese çamur atmış, muhalefeti beğenmemiş. Bu yaklaşım kötü bir yaklaşım. Sevgili dostlar, yani kapımızın önünü süpürmek için buradayız. Bu arada sevgili Aslan Karatekin kardeşim, bu mesleğin duayenlerini yüzümüze ağırtan isimleri saydım. Lisanslı Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı, uzun yıllar ticaret odasında birlikte rapor yazdığım sevgili Karabet Emengül Başkanımız, Muhammed Çubukçu Ali Kolay Başkanımız, Sayın Mehmet Keklik Başkanımız,
Metem Önder Hanımefendi ve ayrıca ben gelemiyorum Esnaflar Birliği'ne diyerek asil kızını bizimle gönderdi. O da bugün aramızda. O da çok kıymetli. Alev Hanım. Alev Hanım emlak dünyasının hafızasıdır, hanımefendisidir. Ayrıca Aylin Uysal Hanımefendi. Evet. Bu gidişat güzel değil arkadaşlar. Bir değişim gerekiyor diyerek bugün aramızda olması çok 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 kıymetli. Bizim anlaşılmamıza sebep olan bu hamlesi için ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer hanımefendilere sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, bizim bu mücadelemiz kişisel değil, ilkesel. Bunu kişisel olarak kamuoyuna yansıtanlar konuya kişisel baktığı için o odayı adeta bir ofisinin odasıymış gibi özümsenmişler, sahiplenmişler. Bu aslında kötü bir duygu değil, sahiplenme duygusu. Herkes her şeyi sahiplensin ama kamunun malını sahiplenmek hayırlara vesile olmaz. Kamunun malını sahiplenemezsiniz. Ben odanın üyenin parasıyla çay içirmeyi Allah bana nasip etmesin derken bunu kalben söylüyorum, 55 yıl öyle yaşadım. Sevgili dostlar, bu arada 1999 yılında kurulan odamızın kurucusu Sayın Başkanımız ve 30 yıl karşısında mücadele verdiğim, yan yana hiç gelmediğim ama saygıda kusur etmediğim, birbirimize ceket diliklediğimiz rahmetli kurucu başkan Sayın Sabri Ateş'i rahmetle anıyorum. Ayrıca o günden bugüne kadar odanın yönetiminde bulunmuş, yetimin hakkını korumuş, yanlışa yanlış demiş. İnanmadığı şeyi alkışlamamışları yürekten kutluyorum. Ve şunu da ilave ediyorum. 2018 yılında biz aday olmasaydık o yönetim kurulu öyle olmayacaktı. 2,5 milyonu borç ödemeyecekti. O yönetimde bulunan Aylin Uysal gibi arkadaşlarımın da alnından öpüyorum. Zira biliyorum ki o borç daha fazla olacaktı. Biliyorum ki bu arkadaşlar daha iyi şeyleri yapacaktı. Fırsat verilmedi. Neden? Bunu uzaktan nasıl biliyorsun başkan? Derseniz şunu söylemek istiyorum. Yıl 2018'deyiz. Genel kurul salonuna gittik. Dedik ki Sayın Başkan doğru söylüyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Vallahi doğru söylüyor, billahi doğru söylüyor. Aynen öyle yapacak. Buna rağmen seçim bitti. Marmara Emlak Müşavirleri Derneği kimliğiyle hanımefendileri ve beyefendileri yanımıza aldık değil mi hocam? Evet, aynen. Ne yaptık? Çiçeğimizi, çikolatamızı aldık. Aylin Hanım aradım. Dedim ki Sayın Başkanım, biz karşınızda bir rakip olarak şimdi seçim sonlandı. Sizi ayrıca Marmara Emlak Müşavirleri sıfatıyla da yönetim kurulumuzu görmek ve onları tebrik etmek isteriz. Yapabileceğimiz bazı projelerimizi de konuşmak, paylaşmak isteriz. Bize verilen tarihte gittik oraya. Değil mi Hüseyin Cahit Akoz abi? Bizi sadece kendisi karşıladı. Satır aralarını ben iyi okurum sevgili dostlar. Yani bizi iyi karşılamadı şahitliğiyle öyle söyleyeyim. Gönderdi bizi. Peki biz ne isterdik? 11 tane yönetim kurulu, 11 tane de yedeği elini omuzuma koyup bu medeni cesaret için Adnan Başkanım, sevgili kardeşim, seni tebrik ediyorum, hoş geldin. Arkadaşlarınla şeref verdin. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra Adnan Başkan da fikirlerini söyleyecek, zaman zaman yönetim kuruluna çağıracağız. Hakkı 40 yıldır mücadelesi için en güzel plaketi ona hazırlatacağız. Çünkü iki yasama döneminde meclise kanunu götürmüş arkadaşımız. Bir kazandın işte. Yine 1999 yılından beri oradasın. Yine suyun başındasın. Adnan Yeşiltaş'ı bu şekilde arkadaşlarla onur etmek
Ne yapacak Tayyip Erdoğan? Yönetim kurulunu onur edecekti değil mi? Bizi yönetim kuruluyla tanıştırmaktan imtina etti. Sürekli etti. Neden biliyor musunuz? Eğer bugün Sayın Başkanımızın yanında bulunan yönetim kurulu bizim yüreğimizi tanırsa, bizim yüreğimize dokunursa, biliyor ki arkadaşlar, diyecek ki ya başkan anlattığı gibi değil bunlar. Sen bize yıllardan neyi anlatmışsın Allah aşkına? Bunu bal gibi biliyor kendisi Sayın Başkanımız. Sevgili dostlar, biz başarılı olamadık. Yani İstanbul Emlak Odası'nın yönetimiyle oturup çay içemedik. Projelerimizi anlatamadık. Kanunum istiyorum kampanyası 08-08-2018 tarihinde sonra neler oldu? Meclise götürdüğümüzde neler oldu? Bu kanun çıkması için neler yapabiliriz? Odanın yönetimiyle konuşmak isterdim, konuşamadım. Sevgili dostlar, şöyle, tabii yapım gereği ben de parmak sallanmasına hoşlanmıyorum. Yani yumrukla tokalaşmayı bize öğretmediler Sivas'ta. Ben şair adamım. Ne diyor Bülent Ecevit 1974'te Kıbrıs'a çıkarken? Biz aynı zamanda Rumlara da barış getirdik diyor. Sevgili dostlarım, ve aynı zamanda benim yönetici arkadaşlarımla konuşup, istişare edip, fikirlerimi söyleyip başkanın daha da başarılı olmasını istemiyorsam buradan evime gitmek nasip olmasın. Olmadı, yapamadı. Rahmetliyle de yapamadı. Onun için ticaret odasına kızdım, kaçtım. Sonra ticaret odasında odanın hareket kabiliyeti daha yüksek. Daha çabuk hareket edilebilir. Daha bu değişik istediğimiz işleri yapabiliriz diye ticaret odasına geldim. Fakat orada çok kıymetli arkadaşlarım var ticaret odasında. Bizim seçimimizden sonra ticaret odasındaki arkadaşlarımız da seçiliyorlar. Benim bir hasretim var. O da şu, ticaret odası eski haline gelsin. Kendilere saygı duyan insanlar çıksın, kürsüde otursun. Geçmişini yok sayan insanlar orada oturmasın. Güç birliği yaparak önümüzdeki seçimlerde ticaret odasıyla kol kola Ankara'ya gideceğimiz bir yapı çıksın istiyorum. Sevgili dostlarım, gelelim bizim asıl meselemize. Bunlar geçmiştir. Gelecekte ne olacak? Hayalimdir, Emlak Bakanlığı kurulsun istiyorum. Emlak Bakanlığı. Her emlakçı kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlar gibi, mali müşavirler gibi dosyaları açabilme, inceleyebilme yetkisi olmalı. Alıcının, satıcının arkasında tıpkı 4. Murat'tan kalan tellalye ve simsar tellal gibi utana sıkıla, boynumuz büyüğü, büfelerin arkasında saklanarak aldığımız parayı da içimize sindiremeyerek, doğru mu? Hepimiz boynu büyük dönüyoruz. Halbuki tabu dairesinde bizim odamız olacak. Adliye saraylarında avukatların olduğu gibi. Alıcıya ve satıcıya dosyalar verip cübbemizi giyip çantamızı elimize alıp oradaki bilgisayarda işlerimizi yapıp tabuda öyle ayrılmamız gerekir. Neticede ez cümle oğullarımız ve kızlarımız, benim annem emlakçıdır hocam, benim babam emlakçıdır diyerek bir başka mesleklerden daha bir başka gözünü kabartarak konuşsun istiyorum. Böyle gelsin, böyle gelmiş ama böyle gitmesin istiyorum. Bakın çok ilginç, şu salondan içeri girince fena halde duygulandım. İhsan abiyle kaç defa yan yana geldik Allah aşkına. Benim Bakırköy'lü abim sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum aracılık yaptığınız için. Böyle güzel bir insan tanıştırdığınız için. Yani görüyorsunuz, bir parti lideri gibi karşılandım. Afişleri görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu yok saymak mümkün mü? Sevgili dostlar, İstanbul'un tapusunu birisi bana verse ona tebessüm etmem. Biri biraz ileri git dese İstanbul'u terk ederim. Alınganlı bir insanım. Kimseye de öyle yağcılık falan yapacak durumda değilim. Ancak 1453'ten beri ilk defa emlak dünyasında sevgili dostlar büyük bir değişimle karşı karşıyayız. Bu brandalar, bu afişler, Ali İhsan abi, tarih bunları yazacak ilk defa oluyor.
inanmış, güvenmiş, birbirini sevmiş, birbirine saygılı insanların hamlesidir bu. Bu emlak dünyasında ilk defa oluyor 1453'te bugüne kadar. Ali İhsan abiciğim çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sonra arzettiğim şey Bakırköy'de şu toplantıyı mütemadiyen yapmak. Hani Kolk 39 ilçe var ya hani. Sonra diyorum ya hani 11 günde bir başkanlık bana gelecek. 11 günde başkan olacak. Benim arkadaşlarım 39 ilçeye dağılsınlar. Ali İhsan Bey Bakırköy'de toplantıyı yapsın. Meltem Hanım'ı, Alev Hanım'ı, Aydın Hanım'ı çağırsın. Ve bu Bakırköy'deki toplantılarda Bakırköy'lü emlakçılar birbirlerine amca kızı, amca oğlu kadar yakınlaşsınlar. Birbirlerine kardeş ofisi olsunlar. Ki müşterek çalışarak yerel firmaların ayakta kalması çok önemli biliyorsunuz. Yerel firmalar diye yıllardan beri ulusal anlamda çok önemsediğinin altını çiziyoruz. Bu yerel firmaları kardeş ofis yapacağız. Yerel firmaları. Ve her bölgede şu şekilde kitapçıklar olacak. 39 tane. Bakırköy, Ali İhsan Biçer. Telefonu bu, adresi bu, ofisi bu. Fotoğrafıyla birlikte. Ve bunları ayda, iki ayda, üç ayda bir araya getirmenin koşullarını aradığımız zaman, bunların birlikte çalışmasını sağladığımız zaman aradaki ayakçılar kaybolacak. Arada çürük elmalar barınmayacak. Soruyorum size. Bu arkadaşların hepsi Bakırköy'de emlakçı olsaydı. Ve bu arkadaşlar yılda üç defa bir araya gelseydi. Birbirlerinin ofisinde çay için, kahve için yakınlaşsalar, iş konuşsalardı. Hiç birbirine yanlış yapma durumu olabilir miydi? Olamazdı. Böl parçala yönet sistemiyle önce İstanbul'u parçalamışlar. Bizi kızdırmışlar, ticaret odasına göndermişler. Dernek başkanlarına birbirine nispet, birbirine plaket vermişler. Ayrıca bununla yetinmemişler, diğer oda başkanlarını burada fikri olanlara düşman etmişler. Benim Bursa'yla, Kocaeli'yle ne işim var? Van'la, Sivas'la ne işim var? Niye bana yan bakıyorlar? Çünkü sertifika ağırlığına karşıyım. Çünkü oligarşik yapıya karşıyım. Çünkü emlakçı olmayana seviye 5 vermeye karşıyım. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Emlakçı olmayana seviye 5 verdiğiniz zaman Diyarbakırlı Mehmet anasının ak sütü gibi emlakçı yapacaktı. Siz de karşısında duramayacaksınız. Bakanlık düzeyinde seviye 5'i verdin mi kardeşim? Adam tır parkında kontrat yapacak tırcı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevine mi soruyorsun? Senin derdin yasalara bağlı, mesleğine saygılı, vergisini veren odaya kayıtlı Şahin Gültekin hakları korumak. Müktesef hakları. Başından beri vurguladığım sevgili dostlarım, bugün mevcut bu işi yapanlar, hatta hastalıktan dolayı, eş durumundan dolayı, iş durumundan dolayı başka yerlere gitmiş arkadaşların da müktesef hakkı korunarak 1-1-2022 tarihinden itibaren bu işi yapacaklar diye noktalı virgül koyarak bu şartlar bu olacak. Yani bugüne kadar bu işi yapanlar devam edecek. Sevgili dostlar şunu hatırlatmak istiyorum. Vergi, maliye kaydı anayasal haktır. Sayın Cumhurbaşkanı istesin bir ofisi kapatamaz. Siz emlakçılık yapamayacaktınız, o kanun çıkacaktı, ben sizi kurtardım. Kanun engelleyenin kanun çıkaracak da işi verdim. Yapmayın adamı yüzdürmeyin. Niye çıkarmadınız kanunu? Eğitimi sadece odaya kayıtlı üyelere vereceksiniz. O belgeleri almak için aracılık yapmayacaksınız. Mevcutları koruyacaksınız. Bugün Bakırköy'de arabayla 180'le giderken otobanda işte burası emlak odasına kayıtlı diyeceksiniz. Çünkü renkleri, logosu aynı. Kurumsal bir görüntüye bürüneceğiz. İstanbul emlak odasına kayıtlı 7000'e yakın ofisin camında bizdeki gayrimenkulümüz 7000 emlak müşaviri tarafından pazarlanır.
en güzel renklerle, renklerin psikolojisi tartışılacak üst kurulumuzca. Danışma kurulu oluşturduk arkadaşlar. Bakın Meltem Hanım, Alev Hanım, Kaya Bey, Aydar abi, Aslan Karatekin yönetimde olmayacaklar, danışma kurulumuzda olacaklar. Ve onlarla birlikte avukatlar ordusu olacak. Mali müşavirler ordusu olacak ve ona danışılacak. Telefon açtığınızda başınıza bir hal geldiğinde odanın avukatı direkt yanınıza gelecek. Odaya çağırmayacak, telefonda azarlanmayacaksınız. Sevgili dostlar, İstanbul'un buna gücü yeter. Peki alttan baştan sallıyorsun da bu ekonomilerde bu gücü nereden alıyorsun? Tıpkı 1919'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma vapuruyla yola çıkması gibi. Milletimize inanırsanız, insanınıza inanırsanız, siz de yetimin hakkını korursanız zor olan hiçbir şey yok sevgili dostlar. Biz bunu başarırız. Ve önümüzdeki seçimlerde de burada hepinizin huzurunda şunu söylemek istiyorum yönetim kurumuna. Lütfen aramızdan başka bir aday, 3 tane, 5 tane hanımefendi, genç delikanlılarımız çıksın. Bu yarış öylesine bir yarış haline gelsin ki İstanbul Emlak Odası'nın genel kurulunda en az 5 tane, 6 tane adaylar yarışsın. Demokratik ortamlardan arkadaşlar imtina etmeyelim, korkmayalım. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum, arkadaşlarımı da uyarmak istiyorum. Bir tehlikeye işaret etmek istiyorum. Yönetim kuruluyla aleni ortada görünmeyenler, ben adayım diyerek hedef yanıltmasına sebep olacaklara fırsat vermeyiniz. İşte yönetim kurulu burada, denetleme kurulu burada. İşte benim arkadaşlarım ulu orta bayrak gibi dalgalanırken 39 ilçeye gidip fitneler sokup biz de adayız diyenlerin yönetim kurulunu görmek istiyorum. Lütfen siz de görmek isteyin ve genel kurulda da ben Adnan Yeşiltaş'ın lehine adaylıktan çekiliyorum yaklaşımını ben şahsen doğru bulmuyorum sevgili dostlarım. Ayak oyunlarına hiç gerek yok. Mesela örneğin bugün İstanbul Emlak Odası toplantılar yapıyor. Sayın Başkanı aday. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Her yurttaşın aday olmak anayasal hakkıdır. Ancak bir şey haksızlıktır. İstanbul Emlak Odası'na aday olacaksınız. 7000 tane üyeniz olacak. İstişare toplantımıza Kadıköy'e bekleriz. Kahvaltıda mı? Evet. Kim veriyor? İlan sitesi. Bravo. Peki ne istişaresi bu? Seçime 10 gün var. 50 yaşındaki adama, 60 yaşındaki kadına bu ayıp değil mi? Oradan herhalde bizim insanımız naiftir. Kırmayı fazla sevmez. Sayın Başkan, yapma bize bu numaraları. Adayım de canımızı ye. Ne bu istişaresi? Adama biri çıkmış, ben adayım diyor. Sen de ben adayım de. Sus, otur yere, hadi konuşma. Bunlar bitecek. Sevgili dostlar, bunlar bitecek. Omuz omuza, kol kola, kardeşçesine, emlak müşavirlerinin itibarı öncelikle bir tane güvendiğim nokta var hanımefendiler. Ticaret odasında olsun, esnaf odasında olsun. Bütün alacağımız kararlarda bu hanımefendiler olacak sevgili dostlarım. Hanımların önde yürümediği yerde o ülkeye güneş doğmaz. Televizyona çıkmaktan yoruldum. Fotoğraf çektirmekten de yoruldum bu işin içinde. Ama kendinizi ispat etmek için bunu yapmak durumundasınız. Bakın bir de şey yapıyoruz. Hani durumumuzu anlatmak için bunu yapıyoruz. Bu megalomanlık falan olarak algılamayın. İnşallah 16'sından sonra gelen televizyonlara 11 tane yönetim kurulu sırayla çıkacak. Yani bir tanesi ben çıkmak istemiyorum derse çıkmayacak. Hayır. Hep atlan işte. Hep atlan. Bir sen misin kardeşim ya? Bir sen misin? Niye Şahin abi çıkmasın? Niye Hicayet Akoy çıkmasın? Niye Celal kardeşim çıkmasın? Sevgili dostlar, durum şu. Gidişatımız çok güzel. Ve her zamankinden çok daha umutluyum.
her zamankinden daha umutluyum. Bizim en büyük kazancımız şu olacak. İtibarsız bir meslek bırakmayacağız. İtibarsız. Ne kadar yasalar buna müsaade eder, Aylin Hanım, Alev Hanım, Meltem Hanım çok daha iyi biliyor. Bakırköy'den Beşiktaş'ta bir gayrimenkul görmeye gelecek Ali İhsan Biçer, Yeşim Hanım şunu söylemeli. Odanın çorbası hiçbir yerde yok arkadaşlar. Üç masa mı? Üç masa. Beş masa mı? Beş masa. Beyaz önlüklü bir hanım çorba çıkaramaz mı? Çıkarır. Onun parası bulunamaz mı? Bulunur. İşte biraz sonra söz alacak Meltem Hanım. Büyük ihtimalle 16'sından sonra ne yapacak? Odamıza üye olacak. Bizim başımızın tacı olacak. Üye sayısını belki çoğaltacağız. Ekonomik ve siyasal yapıları bilemem. Aidat konusunu bilemem ama bildiğim bir şey var. İki masa olsun ama tereyağlı bir çorba çıksın kardeşim. Bir genç kızımız bir çikolata tutsun gelene. Değil mi? Kontrat otursun orada kontratını Şahin Gültekin. Orada da çıkarsın. Mecidiyeköy'üne gelmiş madem Beşiktaş'a gelmiş. Kızım şu kontratı bana çıkarır mısın? Bir dosyala bana lütfen deyip kontratını da odada yapmalı. Yani odaya gelmek için bahaneler arayacaksınız. Doğru anlaşılmaz dedi Şahin abi. Beni seçtiğiniz için pişman olacaksınız. Neden? Şimdiye kadar neredeydi diyeceksiniz. Hani bir şarkı var ya. Şöyle. Daha önceleri neredeydiniz diye bir sanat müziğimiz vardı. Abi Sevda ailesi. Koro, sanat müziği, kitap, üyeler arasında şiir yarışması, resim yarışması, üyeler arasında öykü yarışması. Üye arkadaşların çocukları ve bütün isteyen yurttaşlar o yarışmalara katılacak. Emlak odası da Aylin Hanım bir tane plaket verecek yahu. Bir tane kısa hikayelerde ödül alana plaket verecek. Yani kamusal alanda da olacağız. Çarpık yapılaşmaya da hayır kardeşim diyeceğiz. Öyle şey olmaz, o yanlış diyeceğiz ya. Olur mu öyle şey? Yapma o gök kafesi oraya, hava koridorları tıkar orası. Şehrin canına okursunuz diyecek. Yani sattığımız şey çorap, tabak, kalem değil. İnsanların bir ömür birikimini değerlendirmek üzere bizim kapımızı çalıyorlarsa kentsel dönüşüm konusunda konuşacağız. Ya da ben senin yetkin yok ki Allah aşkına. Benim arkadaşlarımın içinde en donanımsız olan bölüm. Ne İngilizcem var, ne Fransızcam var. Ne de Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Ama benim üniversite bitmedi. Hala devam ediyor. Son güne kadar öğrenmeye devam edeceğim. Yani kentsel dönüşümle ilgili uzmanlar olacak. Avukatlar olacak. Her konuyla ilgili bu kamu stokları çok önemli. Meltem Hanım'a gelecek bir müşteri. Meltem Hanım o cevap attı diyecek. Hayırdır diyecek. Siz geçen gün ev aramıyor muydunuz? Evet. Siz bana burayı gösterdiniz. Almadım. Şimdi niye ocağınız battı? Sit alanından ev almış. Meğerse orası yeşil alanmış. Meğerse istimlak alanıymış. Çoluğumun, çocuğumun, hayatım boyunca bütün bilgimin kayboldu. Yandım, bittim diyecek. Olay bu kadar. Buna benzer. İstanbul TV kurulacak. İstanbul Emlakçılar Odası Televizyon. Nasıl kurulacak? İnanır mısınız? Şu cep telefonları televizyondan daha önemli. Bunu YouTube üzerinde çok kıymetli arkadaş, bir arkadaşa ziyarete gittik. Alev Hanım karşıda durmuş. Ne durmuş? Yıldırım durmuş. Diye bir arkadaşa gittik. Arkadaş son derece donanımlı birisi. Dedim ki bizim aradığımız insan sensin kardeş. Sen İstanbul Emlakçılar Odası'nın TV'sinde kat mülkiyeti nedir? Kat ittifakı nedir? Yeşil alan nedir? Mücavir alan nedir? İrtifa nedir? İrtifa nedir? Bununla ilgili kısa videolarla İstanbul Emlakçılar Televizyonu'nda konuşacaksın. Canlı yayında da vatandaşlar bağlanacak, sorularını soracaklar. İstanbul Emlak Odası'ndan başka hiçbir yere danışmayacaklar. Hatta avukat arkadaşlara bile danışmayacaklar. Bilgilerine sonsuz saygım var ama her gün bu işin içinde
her işi yeni bir iş gibi karşılayan, her zaman şaşıran, hayatını bu işe vermiş duayenler ve sormalarında fayda olduğunu düşünecekler. İstanbul Evlak Odası'nın TV'sinde siz yetkili olacaksınız. Haftada bir gün canlı yayın yapacaksınız. Oradan ayrıldık, Beşiktaş'a geldim. Kim beni aradı? Celal kardeşim aradı. Celal beni aramaya sıkılmış, diyor ki yahu diyor, bu başkan bize bir kart verdi. Koskoca İstanbul Evlak Odası'na başkan olacak. Marmara Evlak Müşavirleri Derneği'nin kartı yazıyor. Sitesine baktım, sitesi yok. Doğru, o site yok. Marmara Emlak Müşavirleri aktif değil. Ben de kıt kanaat yeşinden birisiyim. Bu fiyat alı toplantıları bana inananlar yapıyor. Ben Beşiktaş'ta bir tane toplantı yaptım. Yeni kart bastırmayı göze alamadım. Halbuki at çöpe be kardeşim, ben onu söyledim. At kart dediğin nedir? Hani ki benim çok iyi dostlarım var. Yani para almadan da 1000 tane bastı gönderdi. Ne demek can kurban adam sana. Bu kadar safım. İstanbul Emlak Odası'na aday oluyorum, eski kartı dağıtıyorum. Aradım. Dedim ki güzel kardeşim, arkadaşlar burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Kısacık toparlıyorum, kapatacağım. Sevgili kardeşim, istanbulemlakodası.com tıkladım başkan dedi. İstanbul Emlak Müşavirliği çıktı, siz çıktınız. TürkiyeEmlakBirliği.com tıkla kardeşim dedi. Tıkladı İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği çıktı. İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği.com'u tıkla dedi. Tıkladı çıktı. Dedim tamam, her şey var ama bu yanlış. Senden çok özür diliyorum. Hemen bu kartların hepsini çöpe atıyorum. Seni dinliyorum. Yeni kart bastırıyorum. Ahmet abi yaradım. Kartı daha bastırdım. Talimatı verdi. Bana bir kare kodu gönderdi. Başkan dedi bunu mutlaka dedi kartına koydur. Sizin de müsait olduğunuzda kare kodunu okudur musunuz? Karşınıza İstanbul Emlak Odası çıkıyor. Bu kare kodunu okuduğunuzda istanbulemlakodası.com'da bizde olduğu için. Bunu ne yapacaksın Adnan Bey? Beşiktaş Emlak'tan kullanacaksın. Hayır. İstanbul Emlak Odası'na hibe edeceğiz. Türkiye Emlak Birliği de vereceğiz. Yani sevgili dostlarım, İstanbul'un dışında birkaç başkan arkadaşım aradı. Gözümüz kulağımız İstanbul'da. İstanbul kurtulursa Türkiye kurtulur diyorsunuz. Bizim sesimizi Sivas'tan duyuyorsunuz, Van'dan duyuyorsunuz diyor dostlar. Sevgili dostlar ne yapacaksınız? 81 ilde ne kadar Karabe Temengül, Ali Kolay, Meltem Öne, Alev Yaman varsa hepsini toplayacağız bir yuvarlak masada. Evet arkadaşlar, nereye yolculuk? Ankara'ya. Önümüzde hangi kuvvet durabilir? Hangi yönetim durabilir? Hangi anlayış durabilir? Biz kanunsuzluktan beslenenlerin önüne geçmek, sorumlu değil, sorumlu emlak müşavirleri olmak, yurttaşların bir ömür annesinin ak sütü gibi biriktirdiği helal lokmalarını, birikimlerini yarın ofisinde olmayacak ayakçılara kimse teslim etmesin diye yaptığımız işten sorumlu olmak istiyoruz. Yasalar karşısında güçlü olmak istiyoruz. Sevgili dostlar, karakolda kaydım yok. Kapıma polis gelmedi. Ofisinde yüksek sesle konuşulmadı. Ancak ben pandemi süresi içerisinde İstanbul Emlak Odası Başkanı olsaydım, benim üyemi, esnafımı yok sayacak bir anlayışa kendimi teslim eder, kurban eder, Taksim'in göbeğinde demokratik eylemi yapar, görevden alınırdım, o koltukta oturmazdım, oturmam. Nasıl yok sayarsınız? Biz sizin ödeyeceğiniz o 1000 lira, 2000 lira parada mıyız? Bizim onurumuzla oynamayınız. Biz size vergi veriyoruz. Biz de bu ülkenin insanıyız. Yasalara bağlıyız. Vergi vermediğimizde hacizler gönderiyorsunuz da niye bizi yok sayıyorsunuz? Siz yok sayarsanız ne olur? Bankalar emlakçıya kredi vermez. Siz yok sayarsanız ne olur? Ya arkadaşlar, affedersiniz. Kiralı satılı aramaya gelenlere soruyorsunuz. Şahin Bey limitiniz ne? Elinde ne var kardeşim? Şahin Bey limitiniz ne? Sen söyle elinde ne var? Boş ver, ne yapacağım? Ya çoğu kiralık mı satılık mı aradığını söylemiyor. Niye söylemiyor biliyor musunuz? Çünkü şey olmuş. Ruhen bedenen inanmış.
size güvenmiyor. Size güvenmediği için limitini söylemiyor. Limitini söylerse siz onu dolandıracaksınız sanıyor. Haklı mı? Haklı. Niye haklı? Çünkü dizilerde sapık. Filmlerde gangster bir omuz aşağıda. Belalı, yedi bela üstü emlakçı. Bu görüntüyü ortadan kaldıracağız. Eğer emlakçıyı biri oynayacaksa ya Kenan Mirzalıoğlu oynayacak ya da Edison oynayacak kardeşim. Bu yapıdan kurtulacağız. Büyükelçiler gibi emlakçılar birbirlerine karşılayacak ve herkesi birbirinin kankası yapmayı tayin etmiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Sevgili dostlar, önce biz kendimizle barışacağız. Sonra bizi ahali kabul edecek. Kurumsal kimliğe büründükten sonra da sevgili dostlar, İstanbul'un en az 500 kişilik, 1000 kişilik lokallerinde kızlarımız nişan yapacak. Sivil toplum kuruluşları sıraya girecek İstanbul Emlak Odası'nın lokalinde. Biz ne olur genel kurulumuzu yapabilir miyiz? Bugün Emlak Müşavirleri Derneği yer arıyor. Nasıl arar? Koskoca İstanbul Emlak Odası varken yer arıyoruz. Ez cümle dostlar. İstanbul'da bir metrekare yerin olmaması ve ben bunu konuşuyor olmam beni rahatlatmıyor. Bana arkadaşlar oy versin diye hoşuma gitmiyor. Ama üzgünüm, gerçek. Çok üzgünüm, gerçek. Evet sevgili dostlarım. Hepinizi gerçekten saygıyla selamlıyorum. İşinizi, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu bırakarak bu pandemi koşullarında riski göze alarak bugün burada olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Seçimin sonucu ne olursa olsun, ne olur? Karşı tarafta, o tarafta, bu tarafta diye hiçbir emlakçı arkadaşımıza yan gözle bakmayınız, arkasından konuşmayınız. Rica ediyorum. Bir demokratik yarıştır, el ele kol kola girip çıkacağız. Yumruklar ısırsınlar, yine biz onların koluna gireceğiz. Kavgaya müsaade etmeyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.